2008 yılında Anadolu'nun bir köyüne imam olarak atandım. İnsanları çok sıcakkanlı, iyi niyetli ve bir o kadar da sevecen insanlardı. Ta ki köye yeni taşınan bir aile gelene kadar. Bu aile yıllardır mutlu geçinen bu güzel köye bir karabasan gibi çöktü. Bir gelin, bir damat, bir kaynana ve iki küçük, biri kız diğeri erkek çocuktan oluşuyordu bu aile. Gelin kız hoş görünümlü, sessiz sakin bir kızcağızdı. Yaşı 24, ya vardı ya da yoktu. Eşi ise sert görünümlü, kara saçlı, kara gözlü ve konuşmayı hiç sevmeyen, sadece dinlemeyi bilen bir adam gibi gelmişti bana. 40 yaşından daha fazla göstermiyordu. Bu iki çocuktan kız olan annesine, erkek olansa babasına benziyor ve sanki anne ve babalarının birer kopyası gibi duruyordu. Evinin büyüğü olan kızın kaynanasının bir gözü doğuştan kördü. Ona bakınca oğlunun kime çektiğini hemen anlamıştım. Günler geçti, haftalar, aylar, hatta yıllar. Ben günde beş vakit namazı, teravileri, bayram namazlarını kıldırmaya devam ediyordum. Bu geçen süre zarfında cemaatim yavaş yavaş eksilmeye başladı. Köyde bazı dedikodular yayılmaya başladı. Yıllar önce yeni gelen bu aile köye uğursuzluk getirmiş ve köyün bütün huzurunu kaçırdıkları söylenmeye başladı. Bazı söylentilere göre bu yaşlı kadın köye büyü yapmıştı. Köy halkını köyden kaçırıp buralarda cinleriyle birlikte kalmak istiyormuş. Ben 55 yaşında bir adamım. Hiç evlenmedim ve 20 yıldır imamlık yapıyorum. Bu mesleğimi icra ettim yıllar boyunca. Büyü, cin gibi olaylara birkaç defa şahitlik ettim ve bir şeyler öğrenebildim. Benden bu konuda yardım isteyen insanlara elimden geldiği kadar yardım etmeye çalıştım. Bu konuda hocalarımın bana öğrettiği dualarla muska yazdım, suyu okudum ve yardımcı oldum. Bana gelen söylentilere göre yardım ettiğim insanların birkaçı iyi olmuş, birkaçı ise çok daha kötü. Köyün muhtarı Mehmet'in bir gün ikindi namazından sonra cami çıkışında yanıma doğru geldiğini gördüm. Selamun Aleyküm Zafer, Allah kabul etsin dedi yüzünde bir tebessümle. Ve aleyküm selam Mehmet. Cemaatin arasında göremedim seni. Hayırdır hiç aksatmazdın namazını diye takıldım biraz. Ben insanların ibadetlerine çok fazla karışmam ve onları her ne koşulda olursa olsun yargılamam. Sanırım insanlar beni biraz da bu yüzden seviyor. Sorma Zafer. Dört ineğim var biliyorsun. İkindi abdest alırken bağırdıklarını işittim. Hemen koştum elime beylik tabancasını alarak. Belki bir kurt saldırmıştır dedim. Ağılın kapısını açtım. Bağıran ineklerden başka bir şey yoktu. Lakin bir tanesi sessizce olan biteni izliyordu. Aynı anda üç tanesi yere yığıldı. Ağızlarından kan gelmeye başladı. Ve sana bir şey diyeyim mi? Bugün iki tane köylü geldi yanıma. Birinin üç koyunu, birinin de üç çocuğu ölmüş dedi. Duyar duymaz neye uğradığımı şaşırdım. Bunları o yaşlı kadının yaptığını söyleyenler var Zafer. Benim hanım geçen gün onu kendi bahçesine domuz kafası gömerken görmüş diye ekledi. Ertesi gün çocukların selasını okudum. Cenaze namazını kıldırdım. Bütün köy oradaydı. Geriye kalanlar tabii. Birkaç gün boyunca bu olanları düşündüm. Ölen çocuklar, hayvanlar, köyden alelacele giden köylüler ve hepsinden önemlisi 3 rakamı. Kafam allak bullak oldu. Kendimi akşam namazı kıldırırken buldum. Namazda bile bu olanlar aklımdan çıkmıyordu. Tek çare Allah'a sığınmaktaydı. Namaz bittikten sonra bu köye bela olmuş olan ailenin evine doğru yürüdüm. Büyükçe bir ev ve her odadan bir ışık yanıyordu. Kapıya geldim. Daha kapıyı çalmadan evin genç adamı kapıyı açtı. ''Buyur ne var?'' diye sordu kalın bir ses tonuyla. Bir şey diyemeden o yaşlı kadının sesini duydum. İmam efendi içeri gel diyordu. Adam gözlerini üzerimden ayırmadan kenara geçti. Yolu gösterdi. Bana salona kadar eşlik etti ve kanepeye oturmamı istedi. İçerisi normal bir evden biraz farklıydı. Sadece mum ışığı vardı içeride. Hafif loştu. Duvarda bir tablo, tablonun üzerinde ters bir üç rakamı vardı. Evin küçük çocukları salon kapısının oradan beni izliyor, gözlerini benden almıyordu. Kız çocuğu hoş geldiniz deyince erkek çocuğu küçük kızın koluna vurdu. Sanki benimle konuşmamaları gerekiyordu. Çok tuhaf geldi bu durum. Küçük kıza elimle gel işareti yaptım. Kızcağız bütün sevimliliğiyle yanıma geldi. Saçları dümdüz, kumral, beyaz tenli, şekerden bile tatlı bir kız çocuğuydu. Simsiyah badem gibi gözleriyle bana baktı, gülümsüyordu. Elimi başına koydum, saçlarını okşadım. "Adın ne bakalım senin?" diye sordum. Sesi titredi. Yüzündeki gülümseme hüzne dönüştü. "Zifrin," dedi ve koşarak yanımdan uzaklaştı. Gözlerim yerinden fırlayacak gibi oldu. Ellerim titremeye başladı. Zifrin, Eski Mısır'da bir ifritin adıydı. Bunları düşünürken yaşlı kadın ağır adımlarla salona girdi. Eli gazlı bezle sarılıydı. Kör alan gözünü kaşıyordu. Karşıma oturdu. Buyur imam efendi, hoş geldin. Yıllar geçti, ilk defa geldin evimize, dedi. Bu korkutucu kadın bir anda tatlı bir kadına dönüşü verdi. Kadın susunca dudakları oynamaya, sağlam olan gözü bir sağ bir sola dönmeye başladı. Oğlu girdi kapıdan, annesinin yanına oturdu kadının elini tuttu, biraz sıktı. Ne olduğunu görmediğim bir şeyi kadının ağzına koydu. Bir bardak su verdi. Kısmet bugüneymiş. Size bir şey sormaya geldim. Geçen gün üç tane çocuk öldü. İki köylünün de üçer tane hayvanı öldü. Sizin gelmenizle köylüler şehre gitmeye başladı. Geçen gün evinizin bahçesine domuz kafası koyarken görmüşler sizi dedim. Bunları söyleyince kadının oğlu hiddetlendi. Ayağa kalktı, yakamdan tuttu beni de kaldırdı. Defol bu evden bir daha da gelme. Sen bizi neyle itham ediyorsun dedi. Yaşlı kadın yerinden kalktı. Eline bastonunu aldı. Oğlunun ellerini yakamdan çekti. Yerine döndü oturdu ve bana çabuk çık buradan. Yoksa onları sana gönderirim dedi. Hızlı adımlarla salondan çıkarken evin genç gelininin sessizce bana yardım et dediğini duyabildim. Kapıya doğru hızlıca yürüdüm. Arkamdan kimsenin gelmediğine emindim. Kapıyı açtım. İki ayağımı eşikten çıkardım. Kapının arkamdan hızlıca kapandığını ve gürültünün kulağımı sızlattığını hissettim. Evin dış kapısından da çıkmıştım artık. Son bir defa arkamı dönüp eve baktım. Eve gelirken gördüğüm mum ışıklarından eser yoktu. Ev zifiri karanlığa gömülmüştü. Saat gece yarısına gelirken Ember hocamı aradım. Aramızda şu konuşmalar geçti. Alo. Hocam, selamünaleyküm. Ben Zafer Ergüneş, öğrenciniz. Hatırladım, hatırladım. Buyur evladım. Hocam, ben bir köyde imamlık yapıyorum. Yıllar önce buraya taşınan bir aile var. Köyün bütün huzurunu, bereketini kaçırdılar. Köylülerden bazıları büyü yaptıklarını, cinlerle beraber olduklarını söylüyorlar. Bugün o ailenin evine gittim. Başıma çok tuhaf şeyler geldi. Anlat evladım. Allah'ın izniyle yardımcı olmaya çalışacağım sana. Gerekirse oraya gelirim. Hocam, bundan birkaç gün önce üç köylünün üç ineği, üç koyunu, üç tane de çocuğu öldü. Bu ailenin büyüğü olan yaşlı kadının evinin bahçesine domuz başı gömdüğü görülmüş. Bugün evlerine gittim. Salonlarında bir tabloda ters üç rakamını gördüm. İki küçük çocuk var evde. Biri kız biri erkek. Kız çocuğuna Zifrin ismini vermişler. Yaşlı kadına bütün bu olanları anlatınca oğlu üzerime saldırdı. Beni evden kovalarken adamın karısının gizlice bana yardım ettiğini duydum. Bunu evden çıkana kadar fark etmemiştim. Ama kızın bir gözünden kan geldiğini hatırlıyorum. Yardım et hemen arkasını döndü. Evden çıktım tekrar eve baktım. Bir tane bile ışık yoktu. Halbuki eve girerken her odadan ışık geldiğini görmüştüm. Evet hocam, durum böyle. İnsanlar ve hayvanlar ölüyor. Kaçan giden insanlar da cabası. Zafer, evladım. Bu aile bir ifrit tarafından yönlendiriliyor. Ancak şeytanın havarileri bu kadar güçlü olabilirler. O aile bir esir olarak orada tutuluyor. Gelin kızın gözünden kanlı yaş gelmesinin sebebi, ifrit o kıza kocası gibi görünüp kızcağızla zorla ilişkiye girmesinden dolayıdır. Küçük çocuğa zifrin ismini veren de bu havaridir. Kadının bahçeye domuz kafası gömmesinin sebebi o günden bir gün sonra üç çocuk ve hayvanları öldürmekte. Ancak bu büyünün tutması için kadının bahçesine üç tane domuz kafası gömmesi gerekiyor. Neden kendi bahçesi biliyor musun evladım? Neden hocam? İfrit onları evden çıkmayı yasakladı çünkü. O çocuklar o köyün toprağında büyüttüler. O köyün toprağını yuttular. Allah onların mekanını cennet eylesin. Amin hocam. O hayvanlar o köyün topraklarında beslendiler. Bak evladım, ifritler kendilerine kurban ister. Gittikleri yerin kendilerine ve kabilesine ait olmasını isterler. O yüzden küçük yerlere, nüfusun az olduğu yerlere giderler ki kabileleri de oraya gelebilsin. Farkında mısın bilmiyorum Zafer. Büyük yerlerde bu tür vakalara çok sık rastlanmaz. Küçük ve sessiz yerler onların vazgeçilmez yerleridir. Gittikleri her yerin bereketini ve huzurunu çalarlar. En önemli şey ise üç rakamı. Şeytan üç şey yüzünden cennetten kovuldu. Kibir, yalan ve hasetlik. Üç rakamı ifritin efendisinin yani iblisin kutsal rakamıdır. Peki ne yapabilirim hocam bu insanlar için? Yaşlı kadın ve oğlu için bir şey diyemem. Ama iki çocuk ve genç kızın onun elinden alınması gerekiyor. Yoksa sonları yaşlı kadın ve oğlu gibi olacak. Hocamın anlattıklarına göre genç kız ve çocuklarının durumunun çok kötü olduğunu anlıyordum. Bana neler yapmam gerektiğini telefonda hızlıca anlattı. Gece dört olmuştu bile. Nafile namazı kılıp dışarıya çıktım. Aklım o gencecik yaşta evlenmiş gelin ve küçük çocuklardaydı. Evlerine doğru yürüyordum. Adım attıkça arkamdan biri beni takip ediyormuş gibi hissediyordum. Yarım yamalak beyazlamış sakallarım tamamen beyazladı sanki. Evlerine geldim, kapı açıldı. İçeriden imdat diye bir çığlık duydum. Geç kaldığımı düşündüm. İçeri girmeden önce jandarmaya haber vermiştim. İçeride ışık yoktu. Telefonumun ışığını açtım ve video çekmeye başladım bir yandan. Yapacaklarımı biliyordum. Hazırlıklı geldim buraya. Genç kadın ağzı kanlar içinde yerde uzanıyordu. Etrafında kimse yoktu. Yanına eğildim. Nefes aldığını fark ettim. Sesi çıktığı kadar bana ''Çocuklarımı kurtar amca. O çocuklarımın peşinde.'' dedi. Kızın etrafını yanımda getirdiğim tebeşirle çizdim. Elimdeki kağıda hocamın söylediği duayı yazdım ve genç kadının eline sıkıştırdım. Hemen ayağa kalktım. Arkamı döndüm çocukları bulmak için. Küçük kızın o badem gözleriyle hemen yanımda olduğunu gördüm. Telefonumun ışığıyla Dağınık olan yerlerini, kıyafetlerini düzelttim. Elinden tuttum. Bana bakıp gülüyordu. Gülüşü kahkahaya dönüştü. Burnundan kan gelmeye başladı. Burnundan gelen kan ağzına giriyordu. Elimi bıraktı ve kaçmaya başladı. Bunun kim olduğunu anlamam uzun sürmedi. Hemen elime eski Mısır dili ve Arapça olarak iki kelime yazdım. Salona girdiğimde adam, yaşlı kadın ve iki çocuk ortada daire olmuşlar dudaklarından senkronize bir şekilde kelimeler dökülüyordu. Ortalarında bir çığlık sesi duydum. Kulağımdan aşağı sanki bir şey ıslak elleriyle bana dokunuyormuş gibi hissettim. Elimi kulağıma götürdüm. Sonra telefonumun ışığıyla elime baktım. Kulağım kanıyordu. Bir anlık bayıldım yere düştüm. Kulağımdan gelen kan yeniden gözlerimi açmamı sağladı. Açtım gözlerimi. Hala bıraktığım gibi duruyorlardı. Yerde duran telefonu aldım. Hemen çocukları kucağıma aldım. Dışarı doğru yürümeye başladım. Bir yandan Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek olanları üzerimden atmaya çalışıyordum. Elime yazdığım iki kelime çocukların kendine gelmesini sağladı. Ne oluyor, neredeyiz gibi kelimeler çıkıyordu ağızlarından. Anne diye bağırdılar bir ağızdan. Dışarı çıktım çocukları bıraktım. Genç kadın almak için geri döndüm. Zar zor bulabildim onu kulağımdan akan kan canımı çok yakıyordu. Yaşlı kadın ve oğlunun arkamdan beni yakalamak için koştuklarını fark ettim. Yaşlı kadın beni tuttu ve elindeki bastonla yüzüme vurdu. Çenemi kıpırdatamadım. ''Ne yaptığını sanıyorsun sen? O çocuklar bizimle kalacak.'' dedi. Oğlunun elinde bir tane makas olduğu belliydi. Açıp kapamasından bir şeyler kestiğini anlıyordum. Uzun bir bezle elimi bağladı. Genç kadın yanımda uzanıyordu. Onu göremedim ama orada olduğunu hissettim. Çocuklarım, çocuklarım, çocuklarım dedi üç defa. Bir daha sesini duyamadım. Konuşmaya çalıştım. İnilti ve hırıltıdan başka bir şey çıkaramadım. Dışarıdan sesler geliyordu. Jandarma aracının siren sesleriydi bunlar. Eve girdiler. Genç kadını yerde, beni de bağlı bir şekilde buldular. Genç kadını ve beni kaldırıp dışarı çıkardılar. Sabahın ilk ışıkları tepeden görünmeye başladı. Çocuklara, kadına ve bana tıbbi müdahalede bulundular. İçeriden telefonumu bulup bana getirdiler. Yaşlı kadın ve oğlunu gören olmamış. Jandarma bu olayın tam bir muamma olduğunu söylüyordu. Köylülerden bazıları yaşlı kadın ve oğlunu gördüklerini söylese de onları bulmak için ellerinde delil yoktu. Telefonumu açtım, video kısmına girdim. Son videoyu izledim çıkıp çeneme rağmen o videoda gördüklerim karşısında bağırarak ağladım. Ne yaşlı kadın ne de oğlu vardı. Kendi kendime koşup bağırıyordum sadece. Aylar geçti. Artık çenem iyi olmuştu. Namazları kıldırabiliyordum. Köyden giden insanların çoğu geri gelmese de biraz geri dönme kararı aldı. Her şey eski günlerdeki haline dönmüştü. Bir hikayenin daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.